Efendim şimdi başlarken de söyledik, 12 Nisan diye tarih verdik sizlere. Her gün olduğu gibi biliyorsunuz ki bahar ayları içerisindeyiz, ancak hani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır meselesi vardı ya, bu sene pek öyle olmadı. Pek bir soğuk görmedik. Yer yer soğuklar ve kar yağışlarını gördük ülkemizde, ama geçtiğimiz senelere göre ılık bir kış geçirdik diyebiliriz. Ancak Nisan, tam da Nisan yağmurlarıyla geldi. Sağanak yağış yurdun dört bir yanında etkili. İstanbul'da mesela son 3 gündür yağış neredeyse hiç durmadı. Yağışlı havanın etkisi peki daha ne kadar devam edecek? Haberimize bakalım. İlkbahar geldi ama kış bitmedi. Yurt genelinde sıcaklık bir anda düştü. Nisan yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yollar göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezi genelinde etkili olan sağanak öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Göster bakayım, göster. Az önce mi yağdı dolu? Evet. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Diyarbakır'dı. Sağanak Hazro Deresi'ni taşırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri iş makinesiyle köprünün ağzında temizlik yapılarak suyun dereden akmasını sağladı. Elazığ'ın Maden ilçesinde etkili olan yağışsa bazı iş yerlerine su basmasına neden oldu. Esnafsa kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Tunceli'de de benzer manzaralar vardı. Yoğun yağış nedeniyle Munzur Çayı taştı, yol ulaşıma kapandı. Siirt'te ise sağanak etkisini gösterdi. Meteorolojiden yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar tedbir alarak dışarı çıktı. Şırnak genelinde ise 2 gündür etkisini gösteren sağanaksa yerini sise bıraktı. Bölgedeki sis görüş mesafesini iyice düşürdü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri ulaşımda aksama olmaması için teyakkuza geçti. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'ndaysa kar yağışı etkili oldu. Abant, Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Efendim şimdi önemli bir indirim kampanyasından başlatacağız. Haber vereceğiz daha doğrusu. TOKİ hem evler hem iş yerleri hem de arsalar için bir indirim kampanyası başlatıyor. Detaylarını da aktaralım. Şimdi TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan indirim kampanyasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından duyurdu. 24 Nisan'da başlatılacak kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde %25, arsa için %12,5 indirim sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.